Herkese selamlar. Ben Melih hocanız ve şu anda partikül matematik kanaldasınız. Evet sevgili 6. sınıflar. Biliyorsunuz Milli Eğitim'de yeni bir dönem başladı. Ortak yazılı sınav sistemi geldi. E haliyle de sınavların, yazılıların önemi arttı. Ne yapıyoruz? O zaman bu yazılılara daha ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ülke genelinde herkesin aynı sorulara muhatap olacak sınavlar olacak. İl, ilçe genelinde ortak yazılar olacak. Okul genelinde ortak yazılar olacak. Dolayısıyla da bu sınavlara artık çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Birincisini hazırlamıştık, beraber çözmüştük seninle ama yine söylemek istiyorum. Kare Akademi bu yeni sisteme uygun bir kitap çıkartmış. 6. sınıflar için bakın sadece matematikte değil tüm derslere ait yazılılara hazırlık kitabı. Şimdi bu kitap nasıl oluşturulmuş? Şurada gördüğün gibi MEB'in, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan hepsine uygun bir şekilde hazırlandı. Yani neler var içerisinde? 3 senaryo, bir kere Milli Eğitim bir çerçeve çizdi. Yani dedi ki bu senaryoda bu konular, bu senaryoda bu konular olacak diye. Dolayısıyla hepsine uygun sorular mevcut. Açık uçlu sorularımız var. Çoktan seçmeli sorular var. Yani ortak sınavlara hazırlanabileceğiniz güzel bir kaynak oluşturulmuş. Biz de seninle bu kaynağın, bu kitabın matematik yazıları beraber çözüyoruz. Aynı zamanda bakın yazılı öncesinde püf noktalı özet bilgilerle de kendinizi yine çok iyi bir şekilde geliştirebilirsiniz. Derdimiz amacımız o sınavdan o sınavlardan yüksek yüksek notları alabilmek. Ne yapıyorsun? En iyi verim nasıl alınır? Yani en yüksek notu nasıl alırsın? Önce bu yazılıyı kendin çözeceksin. Buradaki yazılıları. Sadece matematikten mesela 6 tane yazılı var. Seninle beraber bunları çözeceğiz. Önce tabii kendin alacaksın kitabı önüne koyacaksın süre tutarak full konsantre olarak sessiz bir ortamda böyle ciddi bir yazılı sınavına girmişçesine kendin çözeceksin. Ardından da geleceksin Partikül Matematik kanalında Melih Hoca sana bunları tek tek detaylı taktikli anlatacak sonra gideceksin bütün soruları tokatlaya tokatlaya çözeceğiz ve yüksek yüksek puanlarımızı alacağız. O zaman ne yapalım? Hazırsanız seni şöyle ders ekranıma alıyorum ve birinci soruyla başlıyoruz. Geldi ekranımız. Ne yapıyoruz? İkinci senaryoyu bugün çözeceğiz sizinle beraber ve e, yine dediğim gibi tam bir yazılı havası. Bakın şurada adı soyadı sınıf numara falan bunları yazıyorsun, İşte tarihini yazabilirsin. Bu şekilde kendinizi konsantre edin, tam full konsantre ve ilk soruyla başlayalım. Hadi gelin bakalım. Şimdi kalemimizi aldık. Aşağıdaki tabloda verilen sayılar 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünüyorsa tık atacağız bölünmüyorsa çarpı koyacağız. Yani güzel bir bölünebilme kurallarıyla ilgili soru ve bakın ne demiş? 18 puanlık bir soru demiş bu. O zaman ciddi bir şekilde soruya bir bakıyoruz. Bir kere sonu biliyorsunuz çift olan sayılar 2 ile bölünür. Yani 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Son rakama bakacağız. Çiftse bölünür. Bakıyorum 4. Çift bölünür. 0 çift bölünür. 6 bölünür 0 çift bölünür 4 bölünür 0 bölünür. O zaman tüm sayılarımız 2 ile bölünebilir diyebiliriz. Ardından hemen nereye geliyorum? Hemen nereye geliyorum? 3'e. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olacaktı. Şimdi rakamlarını topluyorum. 4, 6 daha 10. 8, 7, 15. 10 daha 25. 6'yı ekledim. Buradan rakamları toplamı 31 çıktı. 3'ün katı değil çat. Çarpıyı koydum. Alttaki 8 e, şurada 6, 4, 10, 18, 3 daha 21. 21 3'ün katı hop tikime attım. 3'e bölünebilir çünkü. Hemen alttaki 9, 9, 18, e, 21, 6 daha 27 3'ün katı hop tikime attım. Bir alttaki 9, 4 daha 13, 13, 7 daha 20. Şimdi 23'ün katı değil yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Çarpımızı koyuyoruz. Bir alttaki 4, 1 daha 5, 6, 7. 2 daha ekledim. 9. Dolayısıyla 9 3'ün katıdır bölünür yahu. Hemen alttakine geçtim. 1 8 daha 9. 9 da buradan 18. O zaman bu da yine bölünür. Bakın rakamları toplamının yanına yazdım. Çünkü bu 9'a bölünebilme kuralında da işime yarayacak. Hemen hatta 9'a bölünebilmeye geçebiliriz. Bakın şimdi 31 9'un katı değil o yüzden çarpı. 21 9'un katı değil çarpı. 27 9'un katı tik atıyoruz. Yani bu sayı 9'a bölünebilir diyoruz. Hemen bakıyorum 20 9'un katı değil çarpı. 9. 9'un katı tabii ki de. Bir katı hemen tikimi attım. 9'a bölünebilirmiş demek ki o sayı. 18 yine 9'un katı olduğu için bölünebilir diyoruz. Ardından 10'a geçmek istiyorum. Çünkü en kolay bölünebilme kuralı 10. Sonu ise bölünür. Bu kadar basit. E sonu 4 bölünmez. E sonu 0 bölünür. E sonu 6 bölünmez. Sonu 0 bölünür. 4 bölünmez. 0 bölünür. Gayet seri bir şekilde bunu da halletmiş olduk. Geliyorum. Yine kolaydan gitmek istiyorum bu bugün nedense ve 5'e geçtim. 5 için ne gerekir? Sonu 0 ya da 5 olacak. E bakıyorum 0 olan şurada ikinci sayımız var. Yine şurada bir sayımız var. Tik attım ve en alttaki sayıya tik attım. Diğerleri çarpı çünkü sonu 0 ya da 5 değiller. Geldim 4'e. 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son 2 rakama bakıyorduk. Son 2 rakam 4'ün katıysa bölünür diyecektik. En alttan başlayalım. 60 son 2 rakam 60. 4'ün katı. O zaman bölünür diyeceğim. 14 bölünmez 4'ün katı değil. 90 bölünmez 4'ün katı değil. 36 4'ün katı ya. Bölünür. O zaman tik attım. 80 bölünür 4'ün katı. 64 yine bölünür 4'ün katı. Şimdi geldim 6'ya. 6'da işimiz çok rahat. Çok basit olacak. Neden biliyor musun? Çünkü 6 ile bölünebilme kuralı neydi? 2'ye ve 3'e bölünebilmesi gerekiyordu sayının. E ben zaten az önce buldum. 2'ye bölünenleri de buldum. 3'e bölünenleri de buldum. Dolayısıyla işimiz çok rahat oldu. Hemen ikisinde de tik varsa onlara bakacağım. İkisinde de tik varsa evet diyorum 6'ya bölünür. 2'ye bölünür 3'e bölünürse 6'ya da bölünür. 2'ye bölünmüş 3'e bölünmüş 6'ya da bölünür. 2'ye 3'e bölünmüş 6'ya da, da bölünür. Diğerleri olmaz. İkisine de bölünmek zorunda bakın. Hocam 2'ye bölünse 3'e bölünmese olmaz. Kurtarmıyor. Olsa canımız feda ama olmuyor. Dolayısıyla birinci soruyu tokatladık, hallettik. 18 puanımızı aldık. İkinci soruyla devam ediyorum. Verilen soruları cevaplayın demiş. Yine 18 puanlık kallavi bir soru. Puanı bol. O yüzden dikkat edeceğiz. Şimdi bir işlem vermiş. 8 çarpı 102 işleminin çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapın demiş. Yoksa ben de bilirim 102 ile şöyle 8'i çarpmayı, çat çut çarpmayı. Hayır. Onu istemiyor soru. Diyor ki dağılma özelliğini kullan. Peki ne yapıyorduk dağılmada? Şunu yapıyorduk. Bakın 8 zaten normal bir sayı. Ama 102 normal değil. 102'den ben birazcık ee, bir şeyler taktikler koparabilirim. O da nedir? 102'yi nasıl yazarız? 100 ve 2'nin toplamı şeklinde yazarız. Bu işlemde çok kolaylaşır. Bakın. Çarpma işleminin toplama işlemine dağılmasını yapacağım. Bak çarpma 8 kere 100 800 ve 8 kere 2 16. Topla bunları 816. İşte bu kadar. Gördün mü bak günlük hayatta bile kullanırsın ya. Aşırı kolaylaştığı işlem. Yoksa 102 ile 8'i çarp 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 sabaha kadar çarparsın. Gerek yok. Tamam. Hemen alttaki de geçiyorum. Olduğuna göre kare ve üçgen işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak bakıyorum burada bir 7 çarpı 28 eksi 13 var. Ben bunu dağıtsam 7 kere 28 olur ve de 7 kere 13 olur. O zaman ben 2 sayıyı da buldum. Kare olan 28'miş, üçgende 7'ymiş. 28'den 7 çıkarttım. 21'i buldum. İkinci sorudan da kaptık 18 puanı güzel puana ha. cebe lazım olur. dedim ve 3 soruya geçtim. Şimdi üçüncü sorumuzda bir kırtasiyeci toptancıdan 24 adet kalem 21 tane de silgi alıyormuş ve toplamda da 846 lira ödüyormuş. Buna göre bir kalem için ödenen ücreti bulacağız. Şimdi bakın kalem 24 tane silgiden de 21 tane alıyoruz. Kalemin fiyatı belli değil ama silginin fiyatı belli 14 lira. E ben 21 tane silgi alıyorum o zaman ne yaparım 21 ile 14'ü çarparım ki... Silgiye toplam kaç para ödedik? 4 kere 1, 4, 4 kere 2, 8, 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2. Topladım. 294 lira. Bunu kimin için ödedik? Silgiler için ödedik. O zaman toplam ödediğimizden silgileri bir çıkartalım ki kalem kalsın ortada. 846'dan neyi çıkartacağım? 294'ü çıkartacağız. Şurası 2, burası 5, 7'den 2 çıktı 5. 552 TL'de ne için ödeyecekmişiz? Kalemler için. E 24 tane kalem alıyoruz. Dolayısıyla da ne yapacağım? 552'yi 24'e böleceğiz. 2 e kere desek şurası 48 olur. Çıkarttım. Burası 7 burası 2. 3 kere olsa 3 kere 24'ten 72. Çıkarttım. 0. Yani bulduk. 23 TL'ymiş bir tane. Bir tane kalemin fiyatı bana da onu sormuştu zaten. 18 puan ya. Boru mu be? 18 puan. Burada yani kim kime verir bugünlerde 18 puanı? Kimse vermez. Dolayısıyla yapıştırdık sorumuzu tokatladık. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Şimdi aşağıda verilen çarkta ortada verilen doğal sayının çarpanları kenarlarına yazılmış verilmeyen sayıları bulacağız. Harika bir soru. 60 ile başlıyor. Bak biliyorsunuz 60'ın böleni çok. Seveni çok 60'ın. Dolayısıyla ne yapalım? 60'ın tüm çarpanlarını bulalım. Nasıl buluyorduk? Kaç kere kaç 60 yapar? E, 1 kere 60. 2 kere 30. 3 kere 20. 4 kere 15. Maşallah bitmiyor ya. 5 kere 12. 6 kere 10 yeter. Hepsini şimdi çarka yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı yazmışlar Allah'tır razı olsun. 10 yazabiliriz buraya. 12, 15 de var. 20 ve de 30, 60 bitti. Geliyorum diğer sayıma. 40. Hemencik 40'ı nasıl yazarım düşünüyorum. 1 kere 40. 2 kere 20. 3 olmaz. 4 kere 10. 5 kere de 8 olur. Başla yazmaya. 1 var. Ee, 2 yazalım. 4, 5. 8'i nereye yazacağız? Sırayla gitmemiş. 8'i şuraya yazalım. Onu şuraya yazalım. 20 ve 40 zaten var. Dolayısıyla buradan da aldı puanımızı. Melih Hoca'dan sizlere helali hoş olsun. 10 puan daha verdim ve geçtim 5. sorumuza. Şimdi burada ne demiş bakalım. Aşağıda uzunluğu 1000 metre olan bir koşu pisti verilmiş. Koşu pistine engeller yolun başlangıcından itibaren 3'ün doğal sayı kuvvetleri şeklinde metre cinsinden diziliyormuş. 3'ün doğal sayı kuvvetleri. Buna göre yerleştirilen son engelin koşu pistinin bitiş noktasına olan uzaklığı sorulmuş. Şimdi gençler soru diyor ki bu çocuk üslü ifadeleri biliyor mu? Soru bu. Üstü ifadeleri biliyor musun? Neydi üstü sayılarımız? Bir sayı var üstüne kuvvetini yazacağız. Ve üçün kuvvetlerini yazacağız. Doğal sayı kuvvetleri. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlardı. O zaman ne yaparım? 3 üzeri sıfırı yazarım. 1. Yani başlangıçtan 1 metre sonra birinci engel konmuş. 3 üzeri 1 derim. Nedir o da 3. Yani başlangıçtan 3 metre sonra yine bir e, ne konmuş? Engel konmuş. Yani bunu şöyle düşünün. Bu birinci engel birinci metrede, ikinci engel 3. metrede. İşte 3 üzeri 2 desek 9. 3. E, engelimiz o zaman 9. metrede. Böyle böyle 1000'e yaklaşalım bakalım. 3 üzeri 3 neydi? Bak burada sana kısa bir yol söyleyeyim. Her seferinde 3 ile çarpıyorum. Mesela 3'ü 3 ile çarpıyorum 9. 9'u 3 ile çarpıyorum 27. Hemen 27'yi de 3 ile çarptım 81. Sağdan devam edeyim. 81'i 3 ile çarptım 243. Hemen 243'ü de bir 3 ile daha çarpalım. 12, 729. Şimdi bakın. 729'u bir daha 3 ile çarpsam yani 3'ün 7. kuvvetini bulsam bu sayı çok çok büyük olacak. Dolayısıyla boşuna zaman harcamıyorum. 1000'i geçecek sonuçta. Yani 700 gibi bir sayıyı 3 ile çarptığımda o 7, 14, 21, 2100'lere kadar gidecek. Daha fazla. O yüzden onu bulmama gerek yok. En son o zaman şuraya ne yapabiliyormuşuz? 729. metreye biz bir engel daha koyabiliyormuşuz. Hatta 6. engelimiz. Son engel bu. Koşu pistinin bitiş noktasına uzaklığını sormuş. O zaman ne yapıyorum? bitiş noktası 1000 metre uzaktaydı. Benim engelim son engelim şöyle yapalım. 729. Dolayısıyla 1000 ile 729 arasındaki farkı istiyorum. Hoppa'danak çıkarttım. Burası 1, burası 7. Ee, burada ne kaldı? 2 271 diyebiliriz. Yani ikisi arasındaki şu mesafe 271 metreymiş. Dedik ve buradan da 18 puanı almış olduk. Bakın son engelin koşu pistinin bitiş noktasına son engelin bitiş noktasına uzaklığı 271 metredir diye biliyoruz. Ve de geldim 6. soruma. Bu soruyla da beraber bitiriyoruz bu sınavı. Tamam bu sınav 6 sorudan oluşuyor. Çünkü 18-18 puanlar e haliyle yeter. Soruların ağırlığı, öz ağırlığı fazla. Tamam. Şimdi bakalım bu sorumuza. Ne demiş? Önce üçgen var. Bunu ortak katlardan herhangi biri demiş. Yuvarlak da bir hariç ortak bölenlerinden herhangi biri olarak tanımlanmış. Buna göre üçgen ve yuvarlak şekillerinin içlerini dolduracağız. Şimdi bunu yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Öncelikle ilk sayılarıma bakıyorum. 18 ve 20. Ortak katlarından herhangi biri demiş bakın. Dolayısıyla 18'in katlarını düşüneceğim. 20'ninkileri düşüneceğim ve bunların ortağını bulacağım. Şimdi 18'in katlarını yazalım. 18, 2 katı 36. 3 katı 54, 4 katı yani 18'i 4 ile çarpıyorum 72, 5 ile çarpalım 18'i, şurası 90. Bu da böyle gidecek, burada bir dursun. 20'yi düşündüğümde 20, zaten 20 daha kolay değil mi? 20, 40, 60, 80, 100, 120, şu an herhangi bir ortak yakalayamadık değil mi? O zaman 90'ı ne yapacaksın? Devam ettireceksin. 6 katını alsam 6 kere 8 48 elde var 4 şöyle 108 7 katını alsam 126 8 katını alsam 64 elde var 6 144 9 katını alsam şöyle 72 elde var 7 162 10 katını alsam 180 şurada görüyor musun görmüyorsun şöyle de 180'i yazdım tamam 20'nin katlarına devam ettirsem 140, 160, hop 180'i yakaladım. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden 180'imi yapıştırırım. Ortak katlarını bulduk. Biraz uzakta bulduk ama yapacak bir şey yok. Bunu şöyle yapabilirdiniz bakın sevgili gençler. 20'nin katlarında zaten belli ki sonu sıfırla bitecek. O zaman 18'i de hani diğeriyle ortak katını bulurken ya 5 katı ya da 10 katıdır gibi düşünebilirsiniz. Yani bu aradaki katları hesaplamasanız da olurdu. Ama sağlamcı olmak istiyorsan sen yine de hesapla. Bakın ya 5 katı ya da 10 katı olacaktı. Sonu sıfırla biten. Dolayısıyla 10 katında denk geldik. Çakıştık. 180'i aldık. Şimdi bir de neyi bulacağız? Bir hariç ortak bölenlerden herhangi biri. Ya 18 ile 20'nin tek tek bölenlerini bulmaya bile gerek yok. İkisi de çift sayı olduğu için hemen bu ikisi de 2'ye bölünür diyebilirsin. Dolayısıyla ortak bölenlerden birine 2'yi yazdım. Yanlış mı? Yo doğru. Alırız buradan tam puanı. Geçtim diğerine. 16 ve 40. Bunu da maviyle yapalım. 16'nın katlarını yazıyorum. 2 katı, 3 katı, ee, ...zaten burada da mevzuyu anlamışsındır. 40'ın katlarını alırken bakın ne olacak? 40, 2 katı 80, 3 katı 120, 4 katı 160. Hep sonu sıfırlı. O zaman 16'da da hemen 5 katını alalım. Sonu sıfırlı çıksın diye. Ne çıktı bakın? 80. 16 ile 5 çarp 80. O zaman ben burada ortak katı 80 yakaladım. Ve hemen gidiyorum 80'imi yazıyorum. Ortak bölende 2'ye bölünür... 2'yi yazabilirsiniz yanlış değil ama isterseniz bunda farklılık yapalım. Hem 16'yı hem de 40'ı kaça bölebilirim? 4'e bölerim. Dolayısıyla 4'ü yapıştırdım. Geliyorum 30 ve 50'ye. Bu biraz daha kolay olacak gibi. İkisi de çünkü sıfırlı ya. 30, 60, 90, 120, 150 diye gidiyor. 50, 100, 150 hop ortak katı yakaladım. 150'mi yapıştırdım. İki sayı da sonu sıfırla bittiğine göre kaça bölünür? 10'a bölünür. Dolayısıyla ikisinin de ortak böleni için 10 yazabiliriz. Buradan da 18 puanı cebe atabiliriz dedim ve dersi burada noktalıyorum. Yani bu ikinci senaryo yazılımızı da çatır çatır çözdük. Mis gibi oldu. Birinci dönem birinci yazılıya da kendimizi hazırladık. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki sınav hazırlığında üçüncü senaryoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.